Konuğum var. Özel okulları konuşacağız. Özel okullar Ocak ayından itibaren velilere şöyle söylüyorlar. Bir yıl sonrası için size avantajlı fiyat kayıt imkanı sunabilirim. Erken kayıt yaptıran da daha az ücret ödüyordu. Bu yıl öyle olmadı. Bu yıl erken kayıt dönemi hiç olmadığı kadar erken başladı. Üstelik fiyat bu kez avantajlı da değil. Bir yıl öncesine göre %300 zamlı. Peki veliler özel okulların erken kayıt tuzağına düşmemek için ne yapmaları gerekiyor? Acaba bir itiraz yolları var mı? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi özel okullar, biz hep konuşuyoruz özel okulları. Bir yanda işte özel okulların sahipleri, bir yanda veliler ve altın gelecek olan çocuklarımız. Her şey onlar için. Kesinlikle. Fakat bir şekilde bu para mevzusu çocukların eğitimine engel olmaya başladı. Dolayısıyla özel okullar şimdi neden Ocak ayı daha gelmeden bir yıl sonrasını düşünüp avantajlı paket yerine velilere zam şoku yaşatıyor? Şimdi öncelikle çok önemli bir konu Hande Hanım. Bugün yaklaşık 1,5 milyon özel okullarda okuyan öğrencimiz var. Bunu velileriyle birlikte değerlendirdiğinizde 7-8 milyon gibi bir kitleden bahsediyoruz. Burada özel okullar kar sağlayamadıklarını, maliyetlerin arttığını söylerken özel okul velileri de artık bu rakamların katlanılamaz olduğunu söylüyor. Bugün bir özel okul ortalama yaklaşık 1 milyon lira gibi bir maliyet var. Bunu aylık baza vurduğunuz takdirde yaklaşık aylık 100 bin lira gibi bir rakam. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu. Yani asgari ücret kazanan bir aile, mümkün bir değil. Babaya da mümkün anne değil. Mümkün değil çocuğu özel okula gönderir. Bakın, bir öğrencinin maliyetinden bahsediyoruz. Yani bir çekirdek aileyi düşünsek en az 2 çocuk veya 3 çocuk. Bunun bu mevcut şartlarda devam ettirilebilmesi, eğitim sürecine devam ettirebilmesi ya da daha kaliteli hizmet alması, ki biz özel okullara niye götürüyoruz veya onlara niye emanet ediyoruz göz bebeklerimizi? Şu yüzden burada daha iyi bir eğitim verileceğini, öğretmenlerin birebir daha iyi ilgilenebileceğini, dolayısıyla da ileriki aşamalarda yapılacak sınavlarda, imtihanlarda daha başarılı olabileceğini, daha yüksek bir kariyere sahip olabileceğini düşünüyoruz. Tabii şimdi özel okullar maalesef sürekli fiyatları arttırıyorlar. Yani biz niye arttırıyor mesela? Şimdi bakın, özel okullar maliyetten arttıklarını belirtiyorlar ama öğretmenlerine çok mu zam yaptılar? Hayır. O yüzden. Şimdi mi? İşin ilginç tarafı o. Burada özel okulların bu rakamları kabul edilemez. Öncelikle onu belirten. Çok yüksek. Eğer böyle bir maliyet artışı var ise burada kamu otoritesi, yani Milli Eğitim Bakanlığı devreye girmeli. İki tarafı da çağırmalı, tarafları çağırmalı ve bir ortak nokta bulmalı. Çünkü bakın, eğitim bir kamu hizmeti. Geçtiğimiz dönemlerde bunu bakanlık yapmıştı. Bir sonuç elde edemedik mi? Maalesef demek ki elde edemedik ki hala sorunlar devam ediyor. Bir de şimdi erken kayıt vesaire deniliyor. Bizim özel öğretim kurumları kanunumuz ve buna dayalı olarak özel okulların ücretlerinin tespit tahsil yönetmeliğine baktığımızda özel okullar Ocak ayından Mayıs ayı sonuna kadar fiyatlarını belirleyebiliyor. Yani bir yıl içerisinde, şimdi şu andan itibaren belirleyemezler. Belirlerlerse o tarihler arasında belirlemek zorundalar. Dolayısıyla burada yapılan işlem esasen kanuna da aykırı. Yani kanun diyor Ocak ayından Mayıs sonuna kadar belirler. Böyle bir durumla karşılaşan tüketici için bir önceki, sanki hiç açıklama yapılmamış gibi kabul edilir. Önceki dönemin ücreti neyse o alınır. Burada bir temel sorun da şu. Ara kademe dediğimiz, şimdi eğitim 12 yıl 4-4-4 şeklinde. Birinci sınıftan başladığınızda burada birinci sınıfta bir tarife yok. Yani burada tamamen özel okul istediği fiyatı belirliyor. Yine bir sonraki kademeye, ortaokul seviyesine geçtiğinde, yani 5. sınıfta yine özel okullar istediği tarifeyi belirleyebiliyor. 9. sınıfta, yani lise seviyesine geçtiğinde de yine aynı şekilde. Burada bir sınırlandırma getirilmemiş kanun. Ama diyelim ki 1. sınıftan 2. sınıfa geçerken ya da 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken TEFE ve TÜFE'nin ortalamasına +5 puan ilavesiyle
artış yapılabiliyor. Yani ilk belirlenen rakam neyse o rakamın üzerine bunlar yapılabiliyor. Burada ciddi bir kanun boşluğu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz şunu görüyoruz. Siz örneğin çocuğunuzu bir okula, özel okula teslim ediyorsunuz. O özel okulun ilkokulu da var, ortaokulu da var, lisesi de var. Yani siz bir A firmasından alıp B firmasına teslim etmiyorsunuz. Yine aynı okulun farklı birimini, yani ortaokuldan lise seviyesine geçiyorsunuz. İlkokuldan ortaokula geçiyorsunuz. Aslında işveren diyeceğimiz veya hizmet veren, satıcı diye adlandırabileceğimiz kurum değişmiyor. Öyle olunca da bizim burada Tüketici Konfederasyonu olarak bu ara kademe geçişlerinde de bir artış, bir sınırlandırma getirilmesi. Burada bir kanun boşluğu olduğunu düşünüyoruz. Peki kanun boşluğu var ise burada ne yapacak şimdi veliler? Diyelim ki ben okul müdürüyüm ya da sahibiyim. Böyle bir imkan gibi. Yani aslında bu hile. İmkan değil, bir avantaj değil. Daha öncesinden zam istemek kanunda madem evet. Böyle bir açıklık var. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımda çocuğumun da o okula devam etmesini istiyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi burada ciddi anlamda mobbing dediğimiz, yani çocuk ve veliler üzerinde bir baskı unsuru var. Yani siz eğer onu kabul etmediğiniz takdirde ya yenileme yapılmıyor, ya kayıt yenilemesi yapılmıyor, ya da diyelim ki serviste gidip geliyorsa, ki çoğu özel okullar servislerle de anlaşmalı olduğu yönünde bilgilerimiz var. Dolayısıyla da servis hizmeti vermemeye çalışıyorlar. Yani aklınıza gelen veli için yıpratıcı, psikolojisini bozucu, zorlayıcı her türlü tedbiri veya uygulamayı yapmaya çalışıyorlar. Burada bakın yine ücret konusuna gelirsek bu ücretler gerçekten kabul edilemez. Bir de şu var Hande Hanım. İbrahim Bey, ben hala anlamadım neden zam yapıyorlar? Yani öğretmenlerine bunu vermiyorlar. Yani kendi marjlarını mı yükseltmeye çalışıyorlar? O yüzden mi bu kadar velilerin üstüne gidiyorlar? Maalesef Tolstoy'un bir şeyi var, kitabı var. İnsan neyle yaşar diye. Gözünü insanın ancak toprak doyuruyor. Yani bu kadar yoğun. Çok çirkin. Evet, bu kadar yoğun artışlar. Bakın. Merkez Bankamızın revize edilmiş enflasyon hedefi %41. Ama siz biraz önce açılışta da söylediniz, yaklaşık %300'ler seviyesinde evet. Artışlar var. Yani şimdi bir tarafta kamu otoritesi çıkıyor, biz topyekün enflasyonla mücadele ediyoruz diyorsunuz, deniliyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşların buna uyması isteniliyor. İşte başta Merkez Bankamızın faiz uygulamalarını ele aldığımızda. Fakat özel okullarda burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girip sahada olması lazım. Bu ama konuda, kanunen boşluk var diyorsunuz. O zaman Adalet Bakanı'na devreye girmesi. Ama şunu diyebilir. Yani sen, bakın biraz önce şunu anlatmak istiyordum. Demirbaş dediğimiz bir olay var. Şimdi siz bir özel okul sahibi olsanız bir okul yapıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz ve bir maliyet yapıyorsunuz ve bu maliyetin üzerine işte işletme giderleriniz olan okul, öğrenci, öğretmen harcamalarını, elektrik, personel, su. Elektrik, su vesairesini koyuyorsunuz ve bir ücret belirliyorsunuz ilk sene için. Fakat demirbaş ücretleri biliyorsunuz 5 senede amortisman ediliyor. Yani bu paralar geri alınıyor. Yani biz şunu bekleriz normalde. Eğer bir özel okul faaliyetine başladıktan sonra 5 yıl sonra artık demirbaş maliyeti yok. Maliyet ne kalır? Sadece ve sadece öğretmenlere ödenecek ücretler ve okulun elektriği, suyu, temizlik giderleri vesaire şeklinde olması lazım. Ama burada maalesef sürekli o rakamın içerisinde o ilk 5 yılda geri alınan rakam hala sabit tutuluyor ve o rakamın üzerine artışlar yapılıyor. Ve artı bizim hiç anlam veremediğimiz, Tüketici Konfederasyonu'na anlam veremediğimiz bir şey var. %5, bakın tüketici ve üretici fiyat endeksi ortalamasına artı 5 puan. Biz buna refah payı diyoruz. Yani niye artış konuluyor? Zaten bu rakamlar, fiyatlar belirlenirken belli bir kar marjıyla belirleniyor. O kar marjına sen her sene %5 ilave ediyorsunuz. Bu şu demektir. Yani bileşik faiz uygulamasanız bile 4 yıllık bir eğitimde %20 zamlı bir uygulama söz konusu. Bunu 8 yıla çevirdiğiniz zaman %40, 12 yıla çevirdiğiniz zaman %60 artış olacak. Siz bunun bir de bileşik faizini aldığınız takdirde bunun sadece o %5'lik farktan gelen son senedeki zam olayı neredeyse %100'e yakın.
Yani burada zaten velilerin bütçeleri bu kadar artmadı ki. Artmadı işte, emeklimizin artışını görüyoruz veya işte çalışanımızın artışlarını görüyoruz. Asgari ücret muhtemelen %40 civarında bir artış asgari olacak. Asgari ücretliye konuşamayız ki, gönderemiyor ki özel okula zaten. Asgari ücretli burada konuşmak çok yanlış oluyor. Kesinlikle, o yüzden bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı düzenleyici kurum olarak, bakın eğitim bir kamusal hizmettir. Yani ilk hedef ticari amaç olamaz. Yani kar amacıyla hareket edemezsiniz. Burada evet tabii ki işletme bir kar yapacaktır ama böyle bir vahşi kar marjıyla hareket edemezsiniz. Burada kamu yararını ön plana tutmak zorundasınız. Burada Milli Eğitim Bakanlığı... Ne diyor peki Milli Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar, ne dedi? Milli Eğitim Bakanlığı zaman zaman biz özel okul idarecileriyle görüştüğünü düşünüyoruz. Otur duyumlarımız var ama maalesef bir tüketici örgütünde... Bakan Bey görüşmesiniz zaten... Özel okullar görüşüyordur. İsim şey yapmayayım ama bundan önceki Milli Eğitim Bakanımızdan randevu istemiştik, vermedi. Sağ olsun. Bu Milli Eğitim Bakanı. Değil. Bundan önceki Milli Eğitim Bakanlarımızdan birisine isim vermeyelim şimdi. Tahmin ediyorum. Yani şimdi gerçekten bu rakamlar toplumumuz açısından özel okulda öğrencisi olan, bir tek öğrencisi olan bir insan için bile katlanabilir, amorti edilebilir, sürdürülebilir bir durum değil. Kaldı ki şu da var, bakın bir kuzudan bir post çıkar normal şartlarda. Ama özel okullar burada bir kuzudan birden fazla, 3-5 tane post çıkarıyor. Nereden çıkartıyor? Zaten eğitim ücretinden bir kazanıyorlar. Her yıl %5 artışlardan kazanıyorlar. Ara kademelerde sınır olmadığı için yüksek rakamlar belirliyorlar. Servis ücretinden kazanıyorlar. Kitap kırtasiyeden kazanıyorlar. Ama servis ücretlerinden kazanmadıklarını, tamamen taşeron firmaya verdiklerini iddia ediyorlar. Taşeron firmaya veriyorlar da anlaştıkları taşeron firmaya veriyor. Diğer firma giremiyor okulun içine. Ha, yine anlaştığı bir kuruma tabii veriyor. Ki yani bazı şeyler resmi olmaz zaten. Bazı şeyler resmi olmaz, gayri resmi olur. Ama ikimiz işletme sahibiyiz. Özel okulla ben anlaşmışım, sus payını vermişim. Okulun bahçesine rahat rahat girip öğrencimi alıp çıkıyorum. Yemek ama firmalarında da mı aynı şey yapıyorlar? Yani evet. Bizim bazı böyle duyumlarımız var. Onu söyleyeyim ama hiç kimseye de isim vererek suçlamak istemem. Yok, isim çünkü vermiyoruz biz ama dayanaksız konuşmak istemeyiz. Ama diğer servis işletmesi oraya giremiyor. Girmesi için okulla bir takım ilişkiler içerisinde. Ya bunu illa maddi parasal anlamda düşünmemek lazım. Kendi öğretmenlerini taşıttırabiliyor, personel taşıma işini yaptırabiliyor. Ya da özel araç, özel günlerde araç istiyor, araç gönderiyor herhangi bir ücret almadan. Böyle şeyler var. Yine kitap. Bakın piyasada bir yayına katılmıştım. Orada özel öğretim kurumları dernek başkanlarından bir arkadaşımız, ismini şu an söylemeyeyim. Dedi ki yani bu kitaplar eğitimin kalitesini arttırmak için çok gerekli dedi. Ya dedim ya, kitapla eğer eğitim olacak olsaydı alırdık. İki tane mi istiyorsunuz özel okul olarak? İki tane kitap mı istiyorsunuz? Biz 10 tane alalım da çocuğun... Bakın özel eğitim kurumlarında kaliteyi, eğitimi veren öğretmenin kaliteli olması, niteliği, niceliğidir. Yani burada kitapla bu işi olmaz. Bakın dışarıda internetten aynı kitaplar 10 bin liraya alınabilirken, ki bu aldığımız rakamın içerisinde o satıcı firmanın zaten kar payı var. Yani bu maliyet değil. 10 bin liraya alırken biz özel okuldan aynı kitapları 40 bin liraya, 50 bin liraya, 60 bin liraya almak durumundayız. Oldu mu yine bir post çıktı mı buradan? Çıktı. Yemek. Şimdi çocuk gittiği zaman arkadaşları yerken, yemek yerken sizin evladınızın yemediğini, bir kenara çekildiğini düşünebilir misiniz? Onun insan çocuk psikolojisindeki yarattığı tahribatı ister istemez anne babalar, yani özel okul velileri yemiyorlar, üstlerine başlarına almıyorlar ama çocuğum orada ezilmesin, ikinci sınıf vatandaş gibi durmasın düşünerek bunları yapıyorlar. Kıyafet. Ya normalde dışarıda örneğin 5 bin liraya alabileceğiniz biz kıyafete o arma olduğu için 25 bin lira veriyoruz. Ya bu nedir bu doymak bilmemezlik? Yani bu kadar olmaz. Yani tamam kazanın ya, kazanın. Bir de şunu ben çelişki olarak değerlendiriyorum. Vaktimiz de daraldığını düşünüyorum. Şimdi özel okullar şikayet ediyor. Biz kazanamıyoruz edemiyoruz. Tamam güzel, kazanamıyorsan kapat kardeşim. Kapatan var mı? Sürekli açılan var. Sürekli açılan var. Kazanmasa bunları yapmazlar. O yüzden bu konuda biz Milli Eğitim Bakanlığımıza, sizin aracınıza buradan çağrı yapalım. Bakın bu
ücretler gerçekten, sadece ücretler değil, ek hizmetler, etüt vesaire, kitap, kırtasiye, yemek de düzenlensin. Sürdürülebilir, kabul edilebilir, velinin karşılayabileceği bir rakam olmaktan çoktan çıktı. Derhal müdahale edilsin. Gerçekten özel okulların belki vardır, sıkıntıları vardır. Gerekirse vergi istisnası sağlayın. Kredi imkanları, kolaylıkları sağlayın. Çünkü bu bir kamu hizmeti. Şimdi bu çocukları okutmadığınız takdirde devlet okuluna gidecek. Zaten devlet okullarının öğrenci sayıları belli, malum. Yani neredeyse 2'ye 3'e katlamak durumunda kalacaksınız. Yani bu maliyet oraya özel devlet okullarına götürmek belki daha fazla maliyet gerektirir. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığımıza buradan bir çağrı yapalım. Lütfen bunu özel okullarla ve tüketici örgütleriyle ve velilerle bir araya gelin ve bu sorunu çözün.